Kış mevsiminin vazgeçilmezi salep, yudumladıkça içimizi tutuyor ama fiyatları da cep yakıyor. Hal böyle olunca hazır ürünlerdeki bardaktaki salep miktarı bir toz zerresine kadar düştü. İzliyoruz. Paket saleplerin içinde salep yok. Ne var? O sorunun cevabı ürünün içindekiler kısmında. Çünkü paketli saleplerin içinde salepten çok nişasta, şeker ve kimyasal maddeler var. Şu an ambalaj ürünlerin çoğunda zaten içerikler farklı oluyor. Paket olarak tükettiğimiz neyin içinde her şey tam olarak var ki? İçimi hoş, tadı enfes, buram buram tarçın kokusuyla da insanı cezbeden kış aylarının vazgeçilmezi salep içeceği. Ancak bununla ilgili bilmemiz gereken bazı detaylar var. Tadıyla ve kokusuyla anlayabilirler. İyi salep yoğun bir şekilde süt kokusu olur ve biraz da koyu kıvamlı olur. Vücut ısısını arttırıp soğuktan koruyor. Birçok rahatsızlığa iyi geliyor ama 1 kilo salebin fiyatı 800 lira. Yani fiyatı cep yakıyor. 50 gram 100 gram civarında alıyorlar. Salep seviyor musunuz? Severim, evet. Sık içer misiniz? Yani haftada bir 3-4 kere içiyoruz. Ürün alırken içindekiler kısmına mutlaka bakın diyor ya uzmanlar. İşte elimde 2 paket salep var. Hazırlamak için sadece ısıtmanız yeterli. Ancak 2 paketinde içindeki salep oranı sadece 1/15. Az önce bana ikramda bulundular. Hatta tadına bakayım dedim. İçi bayağı suluydu. Salepli içecek tozu olarak geçiyor bu ürünler. Birinde 1/4, birinde 1/1 oranında salep var. Yani bir bardakta neredeyse bir toz zerresi kadar. Paket mi alıyorsunuz, kendiniz mi yapıyorsunuz? Paket. İçinde ne var, baktınız mı hiç? Hayır. İçindekiler kısmına baktınız mı? Hayır, hiç bakmadım. Neden? Bilmiyorum, bakmadım yani. İçinde salep yok onların. Ne yapmak lazım? İçmemek lazım. Sadece ambalajlı ürünlerde de değil, açıkta satılanlar arasında da gerçek salebi bulmak zor. Kıvam ve tat vermesi için çeşitli katkı maddeleri kullanılıyor. Özellikle nişasta ve şeker oranı dikkat çekiyor. Yani bu ürünler aslında gerçek salebin yanından bile geçmiyor.